Herkese merhaba, çok güzel tarifler bunlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ramazan'a özel çorba tarifleri paylaşacağım. Farklı ve pratik bu çorbalar çok lezzetli ve güzel oluyor. Mutlaka kaydedin ve deneyin. Tariflerime Osmanlı mutfağından Çeşmi Nigar Çorbası tarifiyle başlamak istiyorum. Öncelikle sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı unu kavuralım. Üzerine 1 su bardağı yıkanmış kırmızı mercimeği ekleyelim ve kavurmaya devam edelim. 2-3 dakika kadar kavurmamız yeterli olacaktır. Üzerine bir bütün soğan ve suyunu ilave edelim. Ben 6 su bardağı su ekledim. Siz sevdiğiniz kıvama göre su miktarını ayarlayabilirsiniz. Ve ara ara karıştırarak mercimekler yumuşayana kadar pişirelim. Ben kaynadıktan sonra 25 dakika pişirdim. Tencerenin kapağını da tam kapatmayalım. Kaynadıktan sonra taşıp köpürmeleri olabilir. Aralıklı bir şekilde kapatarak pişirelim. Mercimek çorbasının terbiyesi için 1 yumurta ve 1 su bardağı sütü çırpalım. Üzerine yarım limon suyunu da ekleyelim. Karıştırmaya devam edelim. Mercimekler çok güzel pişti. Ocağın altını kapatıyorum. İçerisinden soğanı alıyorum ve 1 su bardağı normal su ilave ediyorum. Bunu yapmamın amacı çorbanın sıcaklık dengesini düşürmek ve terbiye ile buluşturmak. Terbiye ile buluştururken de kesinlikle birden terbiyeyi sıcak çorbanın içine dökmüyoruz. Çorbadan azar azar terbiyeye ilave ederek terbiyenin de çorba ile aynı sıcaklığa gelmesini sağlıyoruz. Sıcaklıkları dengeliyoruz ve terbiyeyi çorbaya yavaş yavaş karıştırarak ilave ediyoruz. Tüm terbiyeli çorbaları bu şekilde yaparsanız çorbanızda asla kesilme olmayacaktır. Ocağın altını yakalım ve çorba kaynayana kadar karıştırarak pişirelim. Çorbanın sosu için 1 yemek kaşığı tereyağı eritelim. Üzerine nane ve toz kırmızı biberi ekleyelim. Burada baharatları çok fazla kavurmamıza gerek yok. Tereyağının sıcaklığıyla baharatlar kavrulacaktır. Birkaç tur çevirdikten sonra ocağın altını kapatalım. Çorbamız kaynadıktan sonra blender ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpalım. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel oldu. Üzerine hazırladığımız çorba sosunu ve tuzunu ilave edelim. Ocakta 1-2 dakika daha kaynattıktan sonra çorbamız servise hazır olacaktır. Çeşmi Nigar çorbası servise hazır. Kıvamıyla, lezzetiyle gerçekten çok güzel bir sütlü mercimek çorbası tarifi. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Lokanta usulü ezogelin çorbası tarifime geçmek istiyorum. Ezogelin çorbasını düdüklü tencerede hazırlıyorum. Sıvı yağ, tereyağı ve 1 yemek kaşığı domates salçasını ekliyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Özleşene kadar kavuruyorum. Daha sonra bir diş sarımsak ekliyorum. Sarımsağın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Daha sonra üzerine 1 su bardağı su ekliyorum. Özleştiriyorum. Üzerine 1 su bardağı yıkanmış kırmızı mercimek, 2 yemek kaşığı yıkanmış pirinç, 2 yemek kaşığı yıkanmış bulgur. Bunları da ilave ediyorum. Bir 2-3 dakika kavuruyorum. Daha sonra üzerine tuz ve baharatlarını ilave ediyorum. Özleştiriyorum. Üzerine su ekliyorum. 7 su bardağı su kullandım. Siz sevdiğiniz kıvama göre su miktarını değiştirebilirsiniz. Üzerine bir bütün soğan ekledim ve düdüklü tencerenin kapağını kapattım. Benim tenceremde düdüklü fısladıktan sonra kısık ateşte 10 dakikada ezogelin çorbası hazırlandı. İçerisindeki bütün soğanı alıyorum. Ezogelin çorbası gerçekten tam kıvamında, tam ölçülü çok güzel oldu. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Değerli izleyenler, benim için destekleriniz çok önemli. Bunun için yapmanız gereken herhangi bir yorum veya emoji bırakabilir, videomu beğenip paylaşabilirsiniz. Bu şekilde videolarımın daha çok kişiye ulaşmasına vesile olmuş olursunuz. Ayrıca abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz abone de olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Şimdi evde kalan sebzeler ile hazırlayabileceğiniz muhteşem bir sebze çorbası tarifi paylaşacağım. Gerçekten çok güzel bir kış çorbası oluyor. Öncelikle bir dal pırasayı ince ince doğrayalım. Bir tane havucu, bir tane patatesi yine ince ince küp küp doğrayalım. Yarım kerevizi de aynı şekilde küp küp doğrayalım. Çorba terbiyesi için 1 su bardağı yoğurt, 1 yumurta, 1 yemek kaşığı unu özleşene kadar çırpıyoruz. Tenceremize sıvı yağını ekliyoruz. Üzerine havuçları koyuyoruz ve 1-2 dakika kavuruyoruz. Daha sonra pırasaları da ekliyoruz. 1-2 dakika daha kavuruyoruz. Aynı şekilde patatesleri de ekleyip 1-2 dakika daha kavurduktan sonra üzerine kerevizleri ekliyoruz. Eğer bu aşamada yağınız az gelirse yağ ilavesinde bulunabilirsiniz. En son üzerine ince ince doğramış olduğumuz kereviz yapraklarını da ilave edip 1 litre suyu da koyarak kaynayana kadar sebzelerimizi pişiriyoruz. Sebzeler yumuşadıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. İlk sıcaklığı giden çorbanın suyundan azar azar alarak çorba terbiyesine ilave ediyorum. Sıcaklık dengesini sağlıyorum ve terbiyeyi çorbaya karıştırarak ilave ediyorum. Ocağın altını yakıyorum. Kaynayana kadar karıştırarak pişiriyorum. Sebze çorbamız servise hazır. Ben blenderdan geçirmedim. İsterseniz blenderdan geçirerek de servis edebilirsiniz. Tane tane çok güzel, muhteşem bir çorba tarifi oldu. Deneyeceklere afiyet olsun. Şimdi de farklı ve değişik çorba tarifi sevenler için çok kolay ve lezzetli köz kapya biber çorbası hazırlıyoruz. Öncelikle sıvı yağını tencereye koyalım. Üzerine 1 adet ince ince doğradığımız soğanı ilave edelim. 2-3 dakika kavuralım. Ve daha sonra 1 diş sarımsak daha ekleyelim. Kokusu çıkana kadar 1-2 dakika daha kavuralım. 1 yemek kaşığı unu da ilave edelim. Ve 1 yemek kaşığı tereyağını da koyarak un kokusu çıkana kadar kavuralım. Doğranmış köz kapya biberlerimizi de ekledikten sonra üzerine 1 su bardağı süt ekleyelim. Özleştirelim. Üzerine 5 su bardağı su ilave ederek kaynayana kadar karıştırarak pişirelim. Kaynadıktan sonra altını kısalım. 5 dakika daha pişirelim. Ve pişen çorbayı ocaktan alalım. Blender ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpalım. Üzerine damak tadınıza göre tuz ve karabiber ekleyelim ve ocakta 2-3 dakika daha pişirelim. Köz kapya biber çorbamız servise hazır. Gerçekten kıvamıyla, lezzetiyle mis gibi çok güzel bir çorba tarifi. Farklı çorba tarifleri seviyorsanız bu tarifi de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yine çok farklı ve lezzetli köz patlıcan çorbası ile tariflerime devam etmek istiyorum. Öncelikle 2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 dolu yemek kaşığı unu kokusu çıkana kadar kavuralım. Üzerine 1 diş rende sarımsağı ekleyelim. Sarımsağın kokusu çıkana kadar kavuralım. Üzerine közlediğimiz patlıcanları ilave ediyoruz ve özleştiriyoruz. Daha sonra 1 su bardağı süt ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Üzerine suyunu koyduktan sonra çorbamız kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Patlıcan çorbası piştikten sonra ocaktan alıyoruz. Blender ile pürüzsüz bir kıvama getiriyoruz. Üzerine ince ince kıydığımız dereotunu ve tuzunu ilave edip ocakta 2-3 dakika daha kaynatıyoruz. Köz patlıcan çorbamız servise hazır. Özellikle patlıcan sevenlerin bayılacağı muhteşem bir çorba tarifi. Üzerine tereyağlı, toz biberli hazırladığım sosu da ilave ederek servis ediyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Şimdi de şifa deposu doyurucu tel şehriyeli tavuk suyu çorbası tarifine geçiyoruz. Öncelikle sıvı yağını tenceremize aktaralım. 1 adet rendenin orta kısmında rendelediğimiz havucu sıvı yağ ile birlikte kavuralım. Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edelim ve kavurmaya devam edelim. 1 tepeleme kaşık unu da koyalım ve unun kokusu çıkana kadar kavuralım. Üzerine tavuk suyu ve suyumuzu ilave edelim. Bu karışımı özleştirelim, çırpalım. İlk başta topaklanmalar olabilir, çırptıkça özleşecektir. Daha sonra kaynayan suya yarım su bardağı tel şehriye, 1 diş rendelenmiş sarımsağı ekleyelim ve şehriyeler yumuşayana kadar pişirelim. Şehriyeler pişince üzerine haşlanmış tavuğu ilave edelim. 2-3 dakika daha kaynatalım. Daha sonra üzerine tuz, karabiber, sevdiğimiz baharatları ekleyerek karıştıralım. Ve en son üzerine ince ince kıyılmış maydanozları da ilave ederek tavuk çorbasını 1-2 dakika daha kaynatalım. Tel şehriyeli tavuk çorbamız servise hazır. Çok kolay, çok pratik bir çorba. Aynı zamanda çok lezzetli. Özellikle bu çorbaya limon çok yakışıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yine çok lezzetli ve doyurucu muhteşem bir çorba tarifim var. Yeşil mercimekli erişteli yoğurt çorbası tarifi. Öncelikle tencereye 4 su bardağı suyu ilave edelim ve kaynatalım. Kaynayan suya 1 çay kaşığı tuz ilave edelim ve 1 su bardağı erişteyi de üzerine dökerek yaklaşık 4 dakika kadar pişirelim. Yoğurtlu çorba terbiyesi için 1 su bardağı yoğurt, 1 yumurta, 1 yemek kaşığı unu özleşene kadar çırpalım. Ve yarı pişmiş eriştelerin üzerine 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimeği ekleyelim. 2-3 dakika daha kaynatalım. Daha sonra üzerine 1 su bardağı soğuk su ilave edelim ve ocağın altını kapatalım. Bu işlemi daha önceki tariflerimde de söylediğim gibi çorbanın kesilmesini önlemek için yapıyorum. İlk sıcaklığı giden çorbadan azar azar su alarak yoğurtlu terbiye ile buluşturuyorum. Yoğurt ile çorbanın sıcaklık dengesini sağladıktan sonra terbiyeyi çorbaya ilave ediyorum ve ocağın altını açarak kaynayana kadar sürekli karıştırarak çorbayı pişiriyorum. Çorba kaynadıktan sonra ocağın altını kısalım ve 5 dakika daha pişirdikten sonra çorbamız servise hazır. Erişteli yeşil mercimek çorbası çok lezzetli ve kolay çorba tariflerinden. Üzerine naneli tereyağlı sos ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Şimdi de çok kolay ve pratik aşırı lezzetli mercimek çorbası tarifi hazırlayacağız. Çorbamızı düdüklü tencerede hazırlıyoruz. Öncelikle tencereye sıvı yağı, tereyağı, karabiber ve sarımsağı ekleyelim. Üzerine 1 su bardağı yıkanmış kırmızı mercimeği de ekleyerek 2-3 dakika sarımsağın kokusu çıkana kadar kavuralım. Daha sonra üzerine 6 su bardağı su ekliyorum. Siz sevdiğiniz kıvama göre su miktarını ayarlayabilirsiniz. Bir çay kaşığı zerdeçal ekliyorum. Zerdeçal çorbanın tadını değiştirmeyecek. Böyle rengini altın sarısı bir kıvamda yapacak. Çok güzel olacak. Üzerine de 1 tatlı kaşığı tuz ekleyerek özleştiriyorum. Daha sonra düdüklünün kapağını kapatıyorum. Benim tenceremde fısladıktan sonra 10 dakika pişti. Mercimek çorbası çok güzel pişti. Mercimekler tamamen eridi. Bu şekilde pişirdikten sonra ekstra blender kullanmanıza veya süzmenize gerek kalmayacak. Sadece çorbayı özleştirmek için bir çırpıcı yardımıyla 2-3 dakika kadar çırpmanız yeterli olacaktır. Rengiyle, kıvamıyla tam ölçülü nefis bir mercimek çorbası tarifi mutlaka deneyin. Dilerseniz bu çorbayı et suyuyla da hazırlayabilir, üzerine naneli tereyağlı sos ilave ederek servis edebilirsiniz. Ve son tarifim tarhana çorbası tarifine geçiyorum. Bildiklerinizden farklı, çok lezzetli oluyor. Öncelikle 4 yemek kaşığı tarhanayı ve 1 su bardağı ılık suyu tencerede özleştirelim. Üzerine 1 su bardağı süt ve suyunu da ilave ederek ocakta sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişirelim. Ben toplamda 5 su bardağı su, 1 su bardağı süt kullanmış oldum. Siz çorbanızı sevdiğiniz kıvama göre su miktarını kontrollü bir şekilde ekleyerek ayarlayabilirsiniz. Çorba kaynadıktan sonra altını kısalım ve 5 dakika daha pişirelim. Şimdi de tarhana çorbasının sosunu hazırlayalım. Tereyağı ve sarımsak tozunu kavuralım. Sarımsak tozu yerine sarımsak da kullanabilirsiniz. Üzerine nane ve toz biberi de ekleyelim. Ocağın altını kapatalım. Tereyağının sıcaklığıyla nane ve toz biber kavrulacaktır. Sütlü tarhana çorbası kıvamıyla, lezzetiyle şahane oldu. Süt tarhanaya çok güzel bir doku verdi. Krema ile hazırlamışız gibi çok lezzetli ve hafif bir çorba tarifi oldu. Ve çorbamızı tereyağlı naneli sos ile özleştirdikten sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Tarhana çorbası tarifini mutlaka ama mutlaka bir kez de böyle deneyin. Gerçekten çok seveceksiniz. Tariflerimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tariflerle ilgili detaylı malzeme listesini açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.